Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri soru kitabında 2. bölüm 2. testin çözümünü yapacağız. Yani dik üçgenin öğreniyorum testindeyiz arkadaşlar. Çözümlere başlayalım. Şekildeki karelerin köşeleri A, B ve C noktalarında birleşiyor. Evet şöyle. ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Öncelikle şunu da vermiş. 1 ve 2 numaralı karelerin toplam alanı 3 numaralı alana eşitmiş. A, B, C ise... A kare artı B kare eşittir C kare demiş. Arkadaşlar a, burada kenar olarak düşünecek olursak C kare A kare artı B kare eşitse Pisagor bağıntısı sağlandı mı? Sağlandı. O zaman burada kaç kaç derece yapar arkadaşlar? Direkt 90 derece yapar. Yani birinci sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik 2'ye. İkinci soruda arkadaşım şurası 6 verilmiş. Büyük üçgende işlerimizin olduğu belli. 6'ya 6, 6 kök 3 Pisagor'dan yapabiliriz. Ama bence ortak çarpandan yapalım. Hocam 30-60-90 değil mi? Hayır. Dik kenardan diğer dik kenara geçiş 6'nın 6 kök 3 katı olsaydı 30 60 90 üçgen derdik. Dikkat. Burası dik kenar, burası hipotenüs. E ne yapacağız hocam? Burası 6'nın kök 3 katı. Kısa yoldan yapacağız. Hocam burası 6'nın 1 katı. O zaman CB uzunluğu da 6'nın kare kök olmak zorunda arkadaşlar. Şunun karesi eksi bunun karesi. Kök karesi 3 eksi 1'den 6 kökü çıktı mı arkadaşlar? Burası çıktı. E sonrasında ne yapacağız? Burada Pisagor. Yani x'in karesi de 4 ve 6 kökünün kareleri toplamı diyeceğimize. Bak burada da kısa yol uygulayalım. Hocam 4 ve 6 kökkiye bakacak olursak ortak çarpan 2. 2 çarpı 2 burası. 2 çarpı 3 kökki burası. O zaman x de ne olacaktır arkadaşlar? 2 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 2'nin karesi 4 artı 3 kökkinin karesi 18 yapar. Buradan da x'i kaç buluruz? 2 kök 22 olarak buluruz. Yani kök dışına falan çıkarmayla uğraşmıyoruz. Bu yöntemi lütfen ama lütfen bilin arkadaşlar. Evet, kısa yolda bu şekildedir. Ya, özel üçgen olmasa bile uygulayabilirsiniz. Şekil ağda göründüğü gibi e, kök dışarı çıkarmayla falan uğraşmıyoruz. Daha pratik bir bilgi. Evet, ikinci soru Akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. Sözel bir soru. Şekli çizeceğiz. Üst tarafta bir yer var. Üst tarafı kullanacağız arkadaşlar. AB8, AC11 olan ABC üçgeninden bahsediyor. Hemen bir ABC üçgeninden bahsedelim. AB ve AC. Şunu biraz daha sola mı çizsek? Evet, AB ve AC'den bahsetmiş. Şöyle. Hemen çizdik arkadaşlar şekli. Evet A, B ve C. A, B, 8. Burası da kaç verilmiş? 11 mola A, B, C ülkenin. B, C kenar üzerinde B, D, C'ye eşit olacak şekilde bir D noktası alın diyor bize. A, C kenar üzerinde, üzerinde de e, burası 2K, burası da 3K olacak şekilde bir E noktası al diyor. Hocam bir tane E noktası aldığında şöyle. Hocam burası 2K, A, E uzunluğu 2K, E, C uzunluğu 3K olsun diyor. E toplamda bakın burası 10 değil mi? 5K 10 ise K'yı 2 bulduk. K2 ise burası 4 burası kaç çıktı? 6 çıktı. Olacak biçimde E noktası belirli. DE doğru parçası çiziliyor. E, DE'yi de çizelim arkadaşlar. Şu DE'yi de çizdik mi? Çizdik. Sonra DE AC'ye dikse. DE AC'ye dikse. Hmm, şurada kaç? 90 derece hissediyor. E, buna göre DE uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bir kere eşitlik var. Eşitlik olduğunda ne yapacağız? Değil mi? Değil mi? Alıştınız artık. Eşitlik olduğunda orta taban çizeceğiz hocam. Eşitliğin olduğu yere kaleminizi koyduğunuz iki ihtimaliniz var. Ya buraya ya buraya. Hangisi mantıklı arkadaşlar? Tabii ki üçgen oluşan yer daha mantıklı. Şu 90'ı büyük yapmış, küçük yapayım. Şuradan bir orta taban çizdim arkadaşlar. Şöyle paralel. Orta taban çizdim demeyle kalmasın. Hocam 8 ise 4 hemen yazalım. Hocam 10 ise 2 eş parçaya böldü. 5'e 5 olacak. Orta taban çizgisi ya. Hocam burası da 5 burası da 5 olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 1 kaldı. Bizden de DE uzunluğu isteniyor. Ve burada artık bir Pisagor bağıntısı yakışır arkadaşlar. Hadi bakalım. X'in karesi neye eşittir? 4'ün karesi eksi 1'in karesi 16 eksi 1'den 15 yaptı. X de buradan kaça eşit oldu? Kök 15'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu gençler. Orta taban unutmayın. Daha doğrusu ek çizimleri unutmayın. Bu konuda da karşımıza çıkacak. Geldik 4'e. ABC bir üçgen ve sayısal değerler verilmiş. Bir de BC'ye 12 vermiş. O zaman BC 12 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 12 eksi x kaldı. Ne yapacağız gençler? Hocam bir burada pisagor bir de burada pisagor. İki tane pisagor. İki bilinmeyen iki denklem. Ama bir de burada bu kenara da y diyelim isterseniz. Arkadaşlar ikili pisagor olunca bir de ortak kenar varsa ne yapıyorduk? Ortak kenarı yalnız bırakıyorduk. Ortak kenar var mı? Var. Yani y. Hadi bakalım ortak kenara göre işlem yapacağız arkadaşlar burada. Y kare neye eşittir normalde? Hocam 4 kök 13'ün karesi eksi x'in karesine eşittir? Hatta buradaki y kare neye eşittir? 10'un karesi eksi 12 eksi x'in karesine eşittir. İşlem 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 yapacağız ama bakalım hissetmeli sorumu. Hocam 10 varsa büyük ihtimalle 6 8 13 üçgeni burası 8 olursa buraya 4 kal. 4 6 ise 2 kök 13 olacaktı burası. O 4 kök 13 verilmiş. Demek ki 6 8 değil. Tam tersi de olabilir hocam. Bu 6 burası 8 burası 6 olabilir. E burası 6 olduğunda o zaman burası da 6 olacak. 6 8 iken burası da 10 olacaktı. Demek ki hissederek biz bu sonuca ulaşmayacağız. Her zaman hissetmeli sorularda görüyorsunuz çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? Mecburuz bunu açmaya. Hadi açalım. 4 kök 13'ün karesi nedir arkadaşlar? 16 çarpı 13 o da 208 yapıyor galiba. 208 eksi x kare eşittir 100 eksi. Hocam 12 eksi x'in karesini şurada düşüneyim. 144 eksi 24 x artı x kare olduğundan Önünde de eksi olduğundan eksi 144 artı 24 x eksi x kare olacaktır. Eksi x kareler gitti mi gitti. Şu eksi 44 yaptı. Öbür tarafa atınca 200 artı 44 yani 252 eşittir 24 x yaptı. Buradan da x 252 bölü 24 geldi. 2'ye bölsen 2'ye bölsen alt taraf 12. Üst taraf kaç yaptı arkadaşlar? 126. Bir daha 2'ye böl 2'ye böl. 6'ya 63. 3'e bölsen 21. 3'e bölsen 2. 21 bölü 2. 21 bölü 2 de kaç yapıyor arkadaşlar? Sanırım 10.5 yapıyor. Evet böylelikle cevabımız ne çıktı? 10.5 çıktı. Yani cevap Edremit oldu arkadaşlar. Geldik 5'e. Arkadaşlar burada neler verilmiş? Ali Bey uzunluğunu 3 vermiş. CD uzunluğunu 4 vermiş. AC uzunluğunda 24 vermiş. Dik üçgenler çok fazla gördüğünüz zaman iki konu aklınıza gelecek. 1. pisagor bağıntısı. 2. benzerlik. Öncelikle Pisagor bağıntısından yapılıyor mu diye bakılır. Onda da ne yapıyorsunuz? Dikdörtgen tamamlıyorsunuz. Hop şurada bir dikdörtgen tamamlarsan Pisagor bağıntısına karşılık getirmek için en etkili silah dikdörtgen yapmaktır. 24 ise hocam alt tarafta 24'tür. 3 ise burası da kaçtır arkadaşlar? 3'tür. A, burada bir Pisagor çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Burası kaç? 7. Burası kaç? 24. 7, 24, 25 üçgeninden. 5. sorunun cevabında böylelikle bizden BD isteniyor zaten. 25 buluruz arkadaşlar. Yani cevap atçay Geldik 6'ya. E hocam tamam. Pisagor bağıntılarından sonuca ulaşacağız. Hop şöyle. Bir buradaki Pisagor'dan buraya bir buradaki Pisagor'dan buraya ulaşacağız arkadaşlar. E, ne yapalım arkadaşlar? Valla ortak çarpandan kısa yoldan gidebiliriz ama gidelim kısa, kısa yoldan gidelim. Hocam bu 2'nin kök 14 katı. Bu da 2'nin 4 katı. Her ikisinde 2 çarpanı var. O zaman burası da 2 kök Diğerlerinin kareleri toplamı 16 artı 14 30 mu yapıyor arkadaşlar? Evet. Tekrar söylüyorum. 16 artı 14. Şuraya yazayım. 16 artı 14. O da 2 kök 30 diye bulduk. Şimdi burada 2 kök 30'a bakın arkadaşlar. 2 kök 30 ve 4 kök 15'teki çarpan 2 kök 30 burası hocam. Burası da 2 çarpı 2 kök 5. O zaman x'de ne olacaktır? Hocam 2 çarpı kare içinde bu sefer bu hipotenüs olduğu için kareleri farkı. Hipotenüs de dik kenar şeyi. E, kareleri farkı kök 30'un karesi 30 eksi 2 kök 5'in karesi de 20 yaptığından o zaman cevabımız kaç çıktı? 2 kök 10 çıktı arkadaşlar. Kısa bir şekilde kök dışına çıkarmayla falan uğraşmadan net bir şekilde daha kolay bir şekilde böyle bulabiliyoruz. Ya da siz hocam buraya y y kare eşittir kareleri toplamı kareleri toplamı deyip her ikisi de birbirine eşit diyebilirdiniz ama bu yol bana daha kolay geldi. 6. soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 7'ye. Arkadaşlar 90'ların fazla olduğu sorulardan ne diyorduk? Ya iki konu gelecek altımıza. Ya Pisagor bağıntısı ya da dik üçgen. Dik üçgen için yapmak için ne yapıyorduk? Dik dörtgen yapıyorduk. E yapalım. Hocam şurada bir dik dörtgen oluşturunca olay bitti. Hocam dörtgen burası da 4 buraya 5 kaldı. 2 kök 6 ise burası da 2 kök 6. Artık burada bir Pisagor bağıntısından x'i buluruz. Ortak çarpan yok mecburuz. x'in karesi eşittir 5'in karesi artı 2 kök 6'nın karesi demeye. Yani 25 artı 24 olduğundan 49 oldu. X kare 49 ise X de buradan kaç çıkar gençler? 7 çıkar. 7. sorunun cevap böylelikle akçay oldu. Geldik 8'e. E hocam Pisagor bağıntısı yapacağız burada. Şuradaki Pisagor bağıntısını da arkadaşım yapalım bakalım Pisagor bağıntısını şurada. Öncelikle biz nereye bulabiliriz? A'yı bulabiliriz. A kare neye eşittir? Dik üçgenden. Karesi eksi karesi. Sayılar küçük olduğundan hani 2 çarpı 3, 2 çarpı kök 3 diye yapmamıza da gerek yok aslında. 36 eksi 12'den 24 geldi. Yani ben a'yı buradan kaç buldum? Kök 24. Bu da 4 çarpı 6 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından 2 kök 6 geldi mi? Geldi. Hocam 2 kök 6 geldi burası. Aha da burası toplamda kaç yaptı? 5 kök 6 yaptı. Hocam artık burada bir pisagor bağıntısı. Bakın. E, X'in karesi 5 kök 2'nin karesi artı 5 kök 6'nın karesi demeyelim. Kısa yoldan yapalım. 5'in kök katı. 5'in kök 6 katı x ile 5'in kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplama olacaktır. Dik kenarlar olduğu için. Kök karesi 2. Kök 6'nın karesi 6. 5 kök 8 olur. Kök 8 de arkadaşlar 2 kök 2 değil midir? 2 kök 2 olduğundan o zaman 5 ile 2 kök 2'nin çarpı da kaç yapar? 10 kök 2 yapar. Yani cevabımız böylelikle. Edremit oldu. Geldik 9'a. Şimdi 5 ise direkt 5 13 ne üçgeni 5 12 13 12 16 ne üçgeni 20 üçgeni e 15 20 ise özel üçgenlerden dolayı bu da 25 çıktı mı çıktı. Direkt hiçbir şekilde çizim yapmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. 9. soru böylelikle akçay çıktı. Özel üçgenleri bilen direkt soruyu yapar zaten. Geldik ona. E hocam burada ne yapacağız? X nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere öncelikle şu var. Ekstra bir eşitlik var burada. Eşitlik varsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyorum. Hocam Pisagor yapsam burayı bulurum burayı bulurum. Ama büyük üçgende sadece burası belli. Şu yok şu yok. O yüzden bu bilgilerle sonuca ulaşamam. Ne yapacağım? Eşitlik var burada. Eşitlik varsa atlamaya gelecek? Orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalebinizi koydunuz. Hop ya buraya ya buraya. Aşağısı daha mantıklı değil mi? Evet. Bazılarınız belki şunu çizecektir. Evet ama bizim alışkanlığımız hep şuradan verdim ya. Eşitliğin olduğu yerden verdim ya. Biz oradan çözelim. Alışkanlığımızın dışına çıkmayalım arkadaşlar. Şuradan paralel çizdim. E bunun paralel olması hocam burası k iken burası nedir? 2k demektir. Sonra ne var burada arkadaşlar? E hocam bunlar paralel ya 90 sa burası da 90 derece değil midir? Evet. Yani şuradaki üçgenler ne çıktı arkadaşlar? Bir öklit bağıntısı çıktı. Hocam 3 verilmiş 3'e ait öklit bağıntısı. Şuraya da a diyecek olursam. 3'ün karesi eşittir 2 çarpı a'dan a'yı sen buradan 9 bölü 2 bulursun. a buradan 9 bölü 2 ise... E burada da K'ya ait yapıp işlem yapabilirsin. Ya da direkt Pisagor bantısı var mı burada arkadaşlar? Var. K kare neye eşittir arkadaşlar? 3'ün karesi artı 9 bölü 2'nin karesi. Yapacağı ama neyse hadi bu sefer buradan yapayım. Kısa yoldan yapacaktım. 3'ün 1 katı. 3'ün 3 üç bölü 2 katı deyip oradan yapacaktım arkadaşlar. Hatta oradan yapayım ya. Yani niye kas kasıyorum ki? Hiç gerek yok. Değil mi arkadaşlar? K buradan ne yapıyor? Hocam şöyle bir dik üçgen geldi karşıma. Burası 3, burası 9 bölü 2. Burası ne yaptı? 3'ün 1 katı. Burası ne yaptı? 3'ün 3 bölü 2 katı. O zaman x de, işte, e, pardon k'da ne yapacaktır arkadaşlar? K'da 3'ün kare içinde diğerlerin kareleri toplamı yapacaktır. Yani 1 ve 3 bölü 2'nin karesi. 1 artı 9 bölü 4 yapacaktır. 4, 13 bölü 4 yaptı burası arkadaşlar. Evet 3 kök 13 bölü 4 yaptı. Yani buradan da 3 bölü 2 kök 13 yaptı. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? 2K isteniyor. 2K'da ne olacaktır? 2 çarpı 3 bölü 2 kök 13'ten dolayı 2'ler gitti. Cevabımız da böylelikle 3 kök 13 çıkar arkadaşlar. Yani kaçıncı soru? 10. sorunun cevabı böylelikle balık oldu. Geldik 11. soruya. Aa hocam dikten dik çizilmiş. ama yani sayılar beni zaten alttaki üçgen etti. Hocam dikten dik çizilmiş öklit bağıntısını uygulayacağız. Ama bizden ne isteniyor? BF. Şu isteniyor. E hocam şurayı bulsak ne fayda? Şurayı bulsan ne fayda? Burayı bulsan ne fayda? Bakalım. Hocam şuraya bakacak olursak. Ben şuraya bir h diyeyim. h kare eşittir. Şuradaki üçgende öklit bağıntısı var arkadaşlar. Öklit bağıntısını uygulayalım burada. h kare neye eşittir arkadaşlar? 2 çarpı 8'e eşittir. Yazalım hemen. 2 çarpı 8. İse h buradan kaç çıktı? 4 çıktı. E hocam h 4 çıktı ya. Artık ben burada da dikten dik çizilmiş. Onu da fark ettim. Bak dikten dik çizilmiş böyle. 8'in karesi de bu çarpı bu değil midir arkadaşlar? Buraya da B diyelim. 8'in karesi de 4 çarpı B'den. 4 çarpı B'den. 64 bölü 4'den B'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 16 buluruz. B de 16 oldu. E sonra bizden X deniyor. Bak dikten dik çizilmiş. Büyük üçgende de. Büyük üçgende de öklü var. Yani 16'nın karesi de neye eşit olacaktır arkadaşlar? 8 çarpı x artı 2'ye eşit olacaktır. 8 çarpı x artı 2'ye eşit olacaktır. Ee, burada gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak. Bu 16'nın karesiyle 8 sadeleşince 32 yapıyor. Çünkü bu 16 çarpı 16. 16 ile 8 sadeleşince 2 yaptı. 16 çarpı 2'den burası 32 yaptı. x artı 2. 32 ise x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 30 çıkar. Yani 11. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 12. soruya. Hocam öklik bağıntısı var işte. 3 kök 6 verilmiş. 3 kök 6'ya ait bantısını uygulayalım. Şuraya A dersem. 3 kök 6'nın karesi eşittir. A çarpı A artı 3. Burada bu kaç yaptı? 9, 54 mi yaptı? 54 eşittir. A çarpı A artı 3 ya. Çarpanları ayırma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Hissetme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Hisset kardeşim. 54 nedir? 6 ile 9'un çarpımı. A yerine 6 yazarsan 6 çarpı 9 oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Yani A'yı da buradan 6 bulduk arkadaşım. E şimdi benden x isteniyor. Hocam x'e ait de bir bağıntısı var. x'in karesi de bu çarpı tamamı değil mi? Yani x'in karesi de 3 çarpı tamamı. Tamamı kaç arkadaşlar? 9. Yani 27 yaptı. x de buradan kök 27. Kök 27 de nedir arkadaşlar? 3 kök 3'e eşittir. Yani 12. soru böylelikle balık esir yaptı arkadaşlar. Evet böylelikle ikinci testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dik üçgenin 3. Üçüncü testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you